Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sofralarınızın baş tacı olacak şahane bir tarifim var sizlere. Kıymalı krep sarma hazırladım. Tüm yapım aşamalarını videonun devamında izleyebilirsiniz. Malzeme listesinde videonun altına ekleyeceğim, oradan bakabilirsiniz. Tavama ilk olarak yarım çay bardağı yağımı alıyorum. Üzerine 300 gram kadar kıymamı ekliyorum. Şimdi üzerine ince ince doğramış olduğum biberlerimi ekleyeceğim. Ve bir orta boy doğramış olduğum soğanımı da ekliyorum. Tuzunu ve baharatlarını da ekleyeceğim. Ve iyice suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Kıymalı harcım hazır oldu. Öbür kenarda soğarken ben de krep hamurunu hazırlıyorum. 3 adet yumurtamı kaseme alıyorum. Üzerine tuzunu ekleyip şöyle bir karıştırayım. Ve üzerine 3 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. İyice birbirine karışması için karıştırıyorum bu şekilde. 2 su bardağı elenmiş unumu da harcımın üzerine aktarıyorum. Evet, krep hamurum hazır oldu. Şimdi hemen krepleri yapmaya başlayalım. Tavamı fırça yardımıyla sıvı yağ ile yağlıyorum. Üzerine bir kepçe krep hamurumdan aktarıyorum. Arkalı önlü çok fazla bekletmeden kreplerimi hazırlıyorum. Evet, bütün kreplerimi hazırladım. Çok güzel oldular. Gördüğünüz gibi yırtılma falan hiçbir şekilde olmuyor. Toplamda 10 adet krepim oldu bu ölçülerle. Daha fazla yapmak isterseniz ölçülerini artırabilirsiniz. Şimdi beşamel sosunu hazırlayalım. Tavama 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımı aldım. Ve iyice eriyince üzerine 2,5 yemek kaşığı unumu ekliyorum. 2-3 dakika kavuracağım. Ve üzerine sütünü ekleyeceğim. Bu aşamadan sonra çırpı teliyle devam edeceğim. Beşamel sosum hazır oldu. Şimdi üzerine karabiberini ve tuzunu ekliyorum. Şimdi son aşamalarına geçelim ve kreplerimizi hazırlayalım. 2 yemek kaşığı kadar kıymalı harcımdan ekleyip kreplerimi rulo yapıyorum. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Bohça şeklinde de yapabilirsiniz. Kare olarak küçük bir kasenin içerisine koyup yuvarlak olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde kreplerimi rulo yapıp hazırlıyorum. Evet, bütün kreplerimi hazırladım. Şimdi fırın kabıma dizeceğim. Biraz meşakkatli gibi ama gerçekten değer. Uğraşmaya değer bir lezzet gerçekten. Şimdi üzerlerine hazırlamış olduğum beşamel sosumu gezdiriyorum. Bütün sosu üzerine aktardım. Şimdi peynirini bir rende yardımıyla üzerine aktarıyorum.
En son üzerine çok az bir şey toz kırmızı biber de ekliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet, kreplerimiz kızardılar, piştiler, çok güzel oldular. Şimdi keselim bakalım nasıl olmuş. Nasıl güzel kokuyor anlatamam size. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten şahane oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.